بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن جي حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا تيكردان حزتي امرادان رفات اليور بين جي حديث نصرك حزتي امرادان رفات المشتي Bu hadiste aynı şekilde Hz. Ömer radıyallahu ta'ala anhudan rivayet ediliyor. Bu hadisimizde İslam'ın rükünleri anlatılacak, imanın rükünleri anlatılacak, ihsan ne olduğu anlatılacak ve kıyametin alametlerinden bahsedilecek bu hadisi şerifte. Kale Hazreti Ömer diyor ki, diyor, ''Beyneme nehnu cülûsun, عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر Diyor, بينما بينما iken anlamına göre iken yani cümle içerisinde kullandığımızda iken anlamı vereceğiz nahnu bizler culus bizler oturmuş iken inda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Resulullah'ın huzurunda oturmuş iken zate yevmin bir gün bizler bir gün Resulullah'ın huzurunda oturmuş iken iz tala'a aleyne iz iz müfaciye izi fücayedir bu ansızın yani birden tala'a aleyne yani zahara aleyna raculun. Bir adam göründü. Tala'a yani göründü. Zahara göründü. Aleyna bize. Raculun bir adam bize göründü. Tabi o adam ileride hadis-i da peygamberimizin de belirteceği üzere e, Cebrail aleyhisselamdır. Bir insan suretine e, girip geliyor. İz tala'a aleyna raculun öyle bir adam ki şedidu beyadı siyabi evet beyadı siyabi e, beyat zaten Türkçe'de beyaz demektir Türkçe'de beyaz Siyap elbise yani elbiseler böyle elbiseleri şedidu beyat yani e sıkı bir beyazdı yani ben beyazdı ben beyaz elbiseli bir adam geldi ben beyaz şedid beyaz yani bembeyaz. Bembeyaz elbiseli bir adam e, göründü. Ondan sonra e, şeridü sevadi şa'ri. Şa şa'ri ve de şa'ri. Bu ayn hem fethali hem de sükun da geliyor. Ve tabi buradaki şa'rı, buradaki kıllardan maksat şa'rı lehyedir. Yani bu sakal tüyleri Yani, yani sakalı da simsiyahtı. Sevad siyah, şeridü sevad siyah. Yani baktık ki bir adam belirdi, bir adam gördük geliyor bize doğru. Adam elbiseleri bembeyaz, sakalı da simsiyah. Ve e, la yura aleyhi, la yura hani gözükmüyor, görünmüyor aleyhi. O adamın üstünde görünmüyor. Eferü seferi, sefer eseri yani seferi iz sefer izi alameti herhangi bir sefer belirtisi o adamın üzerinde gözükmüyordu. Hani sanki hiç seferden gelmemiş gibiymiş yani ya. Çünkü seferden gelen bir insan yani elbiseli bu kadar bembeyaz sakalda böyle simsiyah olmaz ya. İlla ki birazcık da olsa sakallarda veya elbisese toz bulaşmış olurdu. Ama bu kişi yani böyle seferden gelme belirtisi onda yoktu ve la ya'rifuhu minna ahad. Ve la ya'rifuhu minna ahad. Ve la ya'rifu tanımıyordu. Hu o o adamı tanımıyordu. Minna bizden yani biz sahabelerden onu tanımıyordu. Ahadun yani herhangi bir şey onu tanımıyordu. Burada minne-i maşer-i sahabe. Yani biz orada hazır bulunan sahabet topluluğundan hiçbirimiz, bizden hiç kimse o adamı tanımıyordum. Tabii Hazreti Ömer e, burada konuşuyor, ediyor biz sahabeden hiç kimse onu tanımıyor. Bunu neye dayanatan söylüyor? Ya kendi zannına göre söylüyor. Hani ben zannediyorum ki yani e, bizden kimse onu tanımıyordum. Veya hotta e, ikinci bir ihtimal var. Oradaki o e, sahabeler Hazır bulunan sahabeler itiraf etmişler. Demek ki Hazreti Ömer'e e, hani hiçbirimiz tanımıyoruz. Ve Hazreti Ömer de buna atan hepsi adına konuşuyor. Diyor ki işte bizden hiç kimse onu tanımıyordu. Hatta o adam geldi. Hatta ta ki celese ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hatta iptal Ta geldi celese oturdu. ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilah bir mana indi. Yani inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki o adam geldi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturdu. Sonra fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi. esnede o adam esnede yani vada'a e, yani bıraktı. Rükbeteyhi her iki dizini bıraktı. İla rükbeteyhi Resulullah'ın iki dizine. Yani mutasileteyni ila rükbeteyhi. Onun Resulullah'ın iki mübarek dizine böyle bitiştirerek bıraktı. Yani kendi dizlerini Resulullah'ın dizlerine yapıştırdı, bitiştirdi. O ve vada'a ala fekhideyhi o adam bıraktı kefeyhi her iki avuç içini bıraktı el ayasını bıraktı ala fekhideyhi peygamberin iki baldırı yani iki diz üzerine bıraktı ve kalem ve o adam şöyle dedi ya Muhammedu, ey Muhammed, akbirni bana haber et, yani bana anlat, anil İslami, yani an hakikatil İslami, yani an mahiyetil İslami, İslam'ın hakikati nedir, İslam'ın mahiyeti nedir, bana bundan haber ver, bana bunu anlat, dedi. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayet-i diyor ki, La تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ beynekum ke duayı bazı Kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi Resulullah'ı öyle çağırmayın. Mesela ya Muhammed bu şekilde hitapta bulunmayın. Hani mesela biz bize birbirinizi çağırırken ya Zeyd ya Amr ya Bekir diye birbirinizi çağırıyorsunuz ya. işte Resulullah'ı da birbirinizi çağırdığınız gibi öyle çağırmayın. Bu ayette işte Resulullah'ın e, ismiyle çağırmanın haram olduğunu bildiriyor. E burada bakıyoruz ki Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed diye hitap etmiş. Burada şu cevabı vereceğiz. Burada iki ihtimal var. Bu ayetteki o yasak, o e, nehi e, insanlar için geçerlidir diyeceğiz. Melekler için o nehi e, Cenab-ı Allah yapmamış. Veya da ikinci bir cevabı şöyle vereceğiz. Diyeceğiz ki e, o ayet bu olaydan sonra e, nazil olmuştur la tec'alu du'a er-rasuli beynekum ke du'a ba'dikum ba'da. Bu ayet bu olaydan sonra nazil olmuştur. işte bu şekilde iki cevap veriyoruz burada. Fakale işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah şöyle dedi. El İslam İslam şudur. En teşhede en la ilahe Allah ve enne Muhammeden Resulullah en teşhede buradaki en en muhaffaf minel muthakkalati en harfun minel hufun müşebbet bil fiyeldir muhaffaf olmuştur e, damışan işlem o cümle size haber oluyor ona en teşhede yani en ta'leme en teşhede senin bilmendir İslam da En teşhede senin bilmendir ve de teşhede tusaddika manasına geliyor yani en tusaddika senin onaylamandır, tasdiklemendir en la ilahe illallah. Yani, pardon bu en değil, bu en, en mukhafe ve müsakkalidir. Evet, şu en e, mukhafe ve Bu en değil. Bu en en ma 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 mazıyadır. En teşhede en la ilahe illallah. Yani en ta'leme ta an la ilahe illallah. Allah'tan başka e, hiçbir ilah yoktur. İlah yani kendisine tapılan, kendisine e, ibadet edilen hiçbir kimse yoktur. Hak olarak kendisi tablan bir tek Allah'tır. Ve enne Muhammeden ve şunu da bilmendir. Enne Muhammeden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın Allah'ın elçisidir. Ve tuqime salate ve namazını ikame etmendir. Yani tuqime tudavime namazını devam ettirmendir. Tudavime aleyha yani. Ona devam ettirmendir. Onu, onu terk etmemendir. Bu tukime e, ikameden geliyor. Yani mülazemet, istimrar anlamını ifade ediyor. Namazına devam etmendir. Ve tuğtiyaz zekate ve tuğtiyaz zekate yani ve tuğtiyaz zekate zekatını vermendir. Tabi de müstehakkiha yani onu hak edenlere müstehak olanlara zekatını vermendir. Ve tasumah ramazana ve ramazan Öyle otosuma şehre Ramazan'a. Ramazan ayı orucunu tutmandır. Ramazan orucu farz kılındığı ilk ay hani çok böyle aşırı sıcak olan bir aydı. O yüzden ona e, Ramazan e, ayı demişler. Yani o sıcak ay. <laughs> Savun so, Ramazan. Yani o yani sıcak ayın orucu diye isimlenmiş. Beente, beite, yani beite, e, للنسك, yani, ve tahuccel beyte ve beyte yani ve taksudel beyte yani tahuccen taksuda ve kastetmendir yönelmendir el beyten yani el, el e, beytel harama beytul harama yani Kabe yönelmendir tabi linnusiki ibadetler için yani, ibadet için oraya gitmendir hac farizasını da ömre farizasını yerine getirmek için e, orayı e, kastetmendir tabi in istata'ta ileyhi sebiyle. Eğer ki istatata güç getirirsen ileyhi o beytül harama sebila yöne, e, e, oraya, oraya e, gitme yoluna güç yetebiliyorsan. Yani in kadarta alel usul ileyhi yani ha oraya gitme güç yetebiliyorsan. Tabi sebilen yol olaraktan bu temiz yapalım. Ee, yani hani e, git gel masrafların kadar e, er, e, birik, e, o kadar mal sahibiysen, Onunsu tabii o sayılan şartlar mesela bütün hepsi vacipiyet şartları hepsi yerindeyse o zaman e, haccı da yerine getirmendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verdikten sonra kale yani orada jul e, o adam dedi ki dedi sadak Yani doğru söyledin. Yani sadak da فيما أجبت yani cevap verdin cevapta doğru söyledin ve da sadakta Akber teni bana verdin haber o bana verdin haberde bana aktardın bu e, sözlerde doğru söyledin ve da sadakta fiy artık nasıl takdir yapacaksanız fark etmez e, tabi böyle kendi o adam hem soruyu sordu hem de peygamber cevaplandıktan sonra pekansız sadakta dediği zaman e, e, Hazım biz şaşırdık bu durumak e, yani acibne Hazreti Ömer diyor ki fe acine biz şaşırdık lehu bu lehu buradaki lan bir manada mindir yani fe minhu biz o adamdan şaşırdık yani eee yes hem e, yesel o adam soruyor hu Resulullah'a soruyor ve yusaddik ve onaylıyor tasdikliyor hu Resulullah'a yani hem Resulullah'a soruyor o hem de Resulullah'a tasdikliyor e sormak bilmemenin alametidir tasdiklemek bilmenin alametidir yani bilme insan bilmediği zaman e, bir şey öğrenmek için sorar. Ama tasdiklemek biliyorsun ki o öyledir. Doğru söyleyeni tasdikliyorsun, onaylıyorsun. E, e, sormak bilmemenin, tasdiklemek de bilmenin alameti olduğu halde bu adam hem soruyor hem de tasdikliyor yani. Biz buna şaşırdık. Gâlem <laughs> e, tabi o adam e, tekrar o adam tekrar e, dedi. Fa akhbirni anil imani dedi ya Resulullah fa bana e, bana anlat bana söyle anil imani an hakikati al imani an bana imanı anlat imanın e, rükünlerini anlat. Kale bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En tu'mine billahi Allah'a iman etmendir. Yani en tu'mine en tusaddika o tasdik etmendir. Billahi yani bi vücudillahi ve vahdaniyetihi. Allah'ın varlığını tasdik etmendir. Ve melaiketihi yani ve vücudi melaiketihi Allah'ın yarattığı meleklerin var olduğuna inanmandır. Ve kutubihi ve Cenab-ı Allah'ın gönderdiği kitapların olduğuna inanmandır. Ve rusulihi, rusulihi onun elçilerinin olduğuna, rasullerinin olduğuna inanmandır. Peygamberlerinin olduğuna inanmandır. Ve yevmil ahiri ve o yav, gün ahir son ve o son güne inanmandır. Yani yevmül kıyame. kıyamet. Kıyamet gününe, ahiret gününe inanmandır. Buna yevmül ahir, son gün demişler. Niye ahir, son ismini vermişler? Sümye ahiren, ahir denilmesinin sebebi, liennehu la leyle ba'dahu. Çünkü o günden sonra artık gece olmayacak. O yüzden ona son gün deniliyor. Uvatumine ve tu'mine ve iman etmendir bil kaderi kadere iman etmendir. Bak mesela dedi en tu'mine billahi tegad, en tu'mine bi meleketi dedi. En tu'mine billahi ve meleketi ve kutubi ve resulü ve ilim akri buraya gelince tekrar ve tu'mineyi tekrar etti. Ya diyeceğiz hani o evvelden uzaklaştığı için e, tekrar etmiştir. Ya diyeceğiz ki kadere imanın ihtimamını ne kadar önem önemli olduğunu ona ihtimamen ee, bunu tümüne tekrar etmiştir buradan. E ya yeb'udi uzaklaştı oradan ve ev ihtimamen bi şeyin bi şeyin iman billah ve bazı bi şeyin iman bil kader. Kadere imanın ne kadar önemli bir durum konu olduğunu buna işaret etmek için en tümüne tekrar etti buradan o kaderden bedel de hayrihi ve şerri. Yani o hayri bedel, kaderden bedel iştimal yapıyoruz. Yani kaderimizin içerisindeki hayırların ve şerlerin hepsinin Allah'tan olduğuna inanmaktır. İşte bu şekilde emel imanu in afakh bin alimani diye soruya peygamber böyle cevap verince kale o racul dedi ki Sadakta. doğru söyledin. Burada da peygamberi tasdikledim. Evet. qala <laughs> faq bin al-ihsan onda inşallah bir də dərsimizə işləyelim böyləlikin bu hadisi iki bölümde bitmiş olalım inşallah və sallallahu alaihi və səlləm mühammədin və alih və səhbi əcməin